Elektronik Bilgi kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda diyotlar konusuna geçiyoruz. Diyotları iki videoda inceleyeceğiz. Birinci videomuz olan bu videoda kristal diyotlarla köprü diyotları, diğer videoda zener, foto, led ve infrared led diyotları göreceğiz. Eğer diyotları tanım olarak vermek gerekirse P-N maddesinin yan yana getirilmesi sonucu oluşan yarı iletken elemanlardır. Silisyum ve germanyum elementleri kullanılarak imal edilir. Germanyum diyotlar 0,2-0,3 volt gerilimde, silisyum diyotlar ise 0,6-0,7 volt gerilimde iletken olurlar. Anotları A ve katotları K olmak üzere iki ucu bulunur ve diyotlar D harfiyle simgelenir. Anot ucuna artı, katot ucuna eksi gerilim uygulandığında doğru polarize edilir ve akıma karşı çok küçük bir direnç gösterir ve üzerinden akım geçirir. Eğer anot ucuna eksi, katot ucuna artı gerilim uygulanırsa ters polarize edilir ve akıma karşı yüksek direnç gösterir. Eğer ters yön gerilimi çok artırılırsa diyot özelliğini kaybeder ve delinir. Yani yanar. Genellikle duman çıkarak başlar bu duruma. Bu nedenle bir yönde akım geçirirken diğer yönde akımı geçirmeyen elektronik eleman olarak tanımlanır. Kristal diyotlar, yani şu an elimde olan diyotlar kristal diyotlar. Bunların büyüklükleri geçirecekleri akıma göre değişebiliyor. Mesela elimdeki ortalama 1 amper, 1,5 amperi zorlana belki 1 amperi geçirirken bu elimdeki ise 4 amper, 3 amperi rahatlıkla geçirebiliyor. Boyut olarak değişiyor. Diyotların üzerlerinde, yani kristal diyotların üzerlerinde eksiği belirtmek için bir çizgi bulunur. Beyazımsı bir çizgi boyanmıştır. Artısı kısmı da boyanmaz. Üzerinde çeşitli kodları vardır. Bu kodlarını okuyarak ve internet üzerinden data sheet'ine girerek kaç amper geçirildiğini, kaç volt geçirebildiğini görebiliriz. Genellikle mesela 1N4007 olan diyotlar genellikle her türlü devrede kullanıyoruz. En çok görebileceğiniz yerde aslında yaptığımız devrelerde rölelere paralel olarak bağlıyoruz. Rölenin AB girişlerinin kontaklarına bir diyot bağladığımız zaman paleti kararlı hale getirerek çalıştırır. Mesela elimdeki diyot 1000 volta kadar dayanabiliyor 1N4007. Akım olarak da 1 amper diyebiliriz. 1 amperden fazla bir amper verdiğim zaman diyot duman çıkarak hemen delinecek. Alternatif akımı doğrultmak için kullanılan diyotlardır. En çok kullanılan diyot çeşitlerinden birisidir. Yine artısıyla eksisini belirtilir. Germanyum diyotlar maksimum 75 santigrat dereceye kadar dayanabilirken silisyum diyotlar maksimum 175 santigrat dereceye kadar dayanabilir. Kristal diyotlarda doğru ve ters polarmayı bir de grafik üzerinde gösterelim. Grafiğimizin x'ini ve y'sini şöyle çizdiğimizi varsayalım. Bu bölümü V olsun, voltajımızı göstersin. Burası da akımımızı göstersin, I olsun. Ortayı sıfır olarak alıyoruz, başlangıç noktası. Eğer doğru polarma verilirse, doğru polarize edilirse, şurayı da 0,7 voltluk bir değer gösterelim. Yani bu bir silisyum maddesiyle yapılmış, germanyum maddesi değil, silisyum maddesine göre hesaplıyoruz. Burası eşik gerilim dediğimiz diyotun çalışmaya başladığı andaki gerekli olan gerilim bölgesi. Burası da ters polarma olacak. Ters polarmayı şuraya yazalım. Doğru polarmayı da buraya. Bu tarafta eğer enerji verirsek diyota 0,1, 0,2, 3, 4, 5 diyerek 0,7'ye gelecektir. Tam 0,7 olduğu anda buradan yukarı doğru birden akımımız geçmeye başlayacaktır. Yani burada şu an gerilimi verdiğimiz zaman akımımız her zaman azar azar yükseliyordu. Doğru orantı olarak yükseliyordu. Gerilimimiz yükseldiği zaman yarısı kadar da artık yarısının yarısı kadar da azıcık da olsa akımımız da yükselmiş oluyordu. Ama voltajımız 0,7 olduğu an birden akımı tamamen gücü yettiği kadar iletmeye başladı. Gerilimimiz sabit kaldı. Tam burası eşik gerilimi dediğimiz yer. Gerilim sabitlendikten sonra da akımı sabit olarak yine iletmeye başladı aldığı kadar. Geçirildiği kadar geçirmeye başladı. Eğer
doğru polarlama değil. Yani artısını artı, eksisini eksi değil de eksisini artı, artısına eksi verirsek bu sefer de ters polarlama olacaktır. Ters polarlama da yine aynı şekilde şöyle gidecektir. Burada yine 0,7 olduğunu düşünebilirsiniz. Ters polarlama da ters kırılma noktası dediğimiz yerde yine bu taraftadır. Buradan birden böyle aşağı düşecektir. O zaman bize hiçbir şekilde akım geçirmeyecek. Gördüğünüz gibi akım eksiden gelmeyeceği için artıdan gelecek. Bizim amacımız zaten genelde AC'leri DC'ye çevirmek. Görülebilir halde bir akım elde etmek. Onun için ters polarma da göremiyoruz. Çünkü gerekli olan enerji sağlanmıyor. Eksi sağlanıyor. Artı olanı sağlayamıyoruz biz 0,7'de. Artıyı sağlayamadığımız için burada çalışmayacaktır. Burada ama diyotumuz iletken hale gelecektir. Bir sonraki konumuz olan köprü diyotlar. Köprü diyotlar doğrultmada kullanılan 4 adet diyotun imalat sırasında uygun bağlantılarının yapılarak tek bir gövde içinde birleştirilmesiyle oluşan diyotlardır. Bu diyotların dış görünüşleri verilebilecek ve dayanabilecekleri akıma göre boyutları büyüyerek şekilleri değişebilir. Eğer çok fazla akım çekecekse ısınacağı için dışına belki de soğutucu eklemek gerekecek. Onun için vidalama kısımları falan bir eklenebiliyor. Eğer çok fazla akım çekilmeyecekse, düşük güçte ise plastik bir yapıyla oluşturabiliyor. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.